Merhaba sevgili tıraş severler. Yine bir tıraşımızda beraberiz. Evet. 90 tıraşı geride bıraktık. Bugün 91. tıraşımız. Toplamda 240 perde tıraş olduk arkadaşlar. Tek bir jiletle projemiz devam ediyor. Bugün yine 3 günlük bir sakalla 91. tıraşımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Baili BR 179 kelebek tipi tıraş aletiyle arkadaşlar bugünkü tıraşımıza devam edeceğiz. Alttan çevirmeli. Oldukça şık. Ağırlığı yerinde. Gramaj kaplaması çok güzel, çok şık. Bir tıraş aleti arkadaşlar. Aleti jiletimizi yükleyelim. Tahliyesi oldukça güzel. Köpük de tıkanma yapmıyor. Bugün tıraş sabunu olarak Wilkinson's Stick, çubuk, tıraş sabununu kullanacağız arkadaşlar. Bunu bir kaseye bastım. Daha önceden mavi bir tıraş sabunu. Kokusu da güzel. Perdelemesi de güzel. Hoşuma giden bir sabun. Onu kullanacağız. Yüzümüzü ıslatıp tıraşımıza geçelim. Fırçadan bahsetmedik. Fırçamız çok eskilerden kalma. Domuz kılı bir tıraş fırçası arkadaşlar. Yıllara meydan okurcasına. Hala ayakta, hala işini çok güzel yapıyor. Sabunumuz da bu şekilde. Umarım sizler de iyisinizdir. Tıraşlarınız keyifli ve güzel geçiyordur. Fırçamız çok güzel bir kıvamda. Artık yıllardır çalışa çalışa tam formuna ulaşmış. Aletimizi sıcak suya tutup biraz ısıtalım. Ve ilk perdemize başlayalım arkadaşlar. Evet.
Hışırtıları duyabiliyorsanız ...91. tıraşını yapıyor bu jilet. Ve hala ben buradayım diyor. İlk perdemiz bu şekilde arkadaşlar. Geçelim ikinci perdeye. Sabunun kıvamı çok güzel. Kremsi bir kıvam aldı. Tekrar beslemeye gerek duymadan üçüncü perdeyi de çıkartacak gibi. İkinci perdemiz arkadaşlar. Tıraş. Sakal çıkış yönümüzün çaprazına doğru yapıyoruz. Wilkinson sabun çok hoşuma gidiyor. Denediniz mi bilmiyorum. Çok farklı bir kokusu var. Çıkarttığı iş de güzel. Sabun olarak görevini gayet iyi yapıyor arkadaşlar. Ben beğenerek kullanıyorum. Evet. Üçüncü perdeyi de çıkarttı. Hatta sonradan ötüşe bile köpük bıraktı.
Evet. Böylece üçüncü perdemizi de bitirdik. Yüzümüzü soğuk suyla durulayıp tıraş sonrasına geçelim arkadaşlar. Yüzümüzü duruladıktan sonra da şapımızla bir tahriş kontrolü yapalım. Çok güzel. Takdir edersiniz ki uzun bir kullanımdan sonra jiletin o sertliği, can yakıcılığı yok. Şapımızı kurulayarak yerine kaldıralım. Her zaman söylüyorum. Ekipmanlarınıza ne kadar iyi bakarsanız onlar da size o kadar uzun süre ve güzel hizmet ederler. Evet arkadaşlar, değerlendirmesini siz yapın. 3 günlük sakalla jiletimiz 91. tıraşında böyle bir iş çıkarttı. Yüzümüzü durulayalım tekrar. Evet, gelelim listemize arkadaşlar. Listemiz bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi artık son kulvara girdik. 90 tıraşı bitirdik. Bugün 91. çentiğinizi de atalım. Tıraş 243 perdeyi gayet başarılı bir şekilde tamamladık. Tıraş sonrası arkadaşlar prorasyonun sandal ağacını kullanacağım. Sandal ağacı dosyonunu başta sürdüğünüzde çok hafif bir yakıcılığı var. Çok hafif. Hemen geçiyor. Fakat kokusu çok güzel. Etkisi güzel. Cildiniz hemen emiyor. Evet. Bıyıklarımızı da taradık. Arkadaşlar bir tıraşın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım çekmiş olduğum bu deneme sizin için faydalı oluyordur. Bir jileti çok daha fazla kullanabileceğimiz hakkında çekmeye başladım. Bununla yola çıktım. Ve 100. tıraşa çok az kaldı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalın. Görüşmek üzere.